bu testleri değerlendirmek üzere şimdi Profesör Doktor Aynur Eren Topkaya hocamıza bağlanıyoruz. Hocam merhabalar. Merhabalar. Hocam antikor testleri kimlere yapılır ve sonucunun aslında klinikte bize katkısı nedir? Antikor testlerinin en önemli indikasyonu birinci grup yaptığımız hastalarımız son 3-4 ay içinde COVID şüpheli hastalık geçirip PCR testiyle negatif çıkmış veya hiç PCR testi yaptırmamış kişiler acaba geçirdiğim hastalık COVID-19 hastalığı mıydı diye merak eden kişilere antikor testi yapabiliriz. Birinci grup bu gruptaki kişiler. Gerçekten bize hastalarımız şöyle geliyor. Çok değişik bir şey yaşadım. Hiç hayatımda yaşamadığım gibi bir soğuk algınlığı yaşadım. Ama PCR testi yaptırdım negatif çıktı. Ya da PCR testi yaptırmaya gitmedim. Bu kişilerde antikor testi geçirilen hastalığın COVID-19 olup olmadığını bize gösterir. Çok önemli. İkincisi de bir toplumda, bir grup kişide COVID-19 hastalığı geçirildi ve belli bir süre sonra acaba bu toplum ne kadar karşılaştı bu virüsle? Yani toplumda COVID-19 hastalığı geçirilme oranına bakmak için yapılabilir. Ki bu amaçla Sağlık Bakanlığı tarafından Haziran'da bir kere yapıldı 150 bin kişide. Bir de şimdi bu ay yapılıyor. Yani pandeminin 8. ayında acaba toplum ne kadar karşılaştı bu virüsle? Bizim için tabii birinci alan yani o tanısı kesinleşmemiş grupta antikorların bakılması çok çok önemli. Yani test yaptırmamış ya da PCR testi yaptırmış negatif çıkmış ama COVID benzeri bir tablo yaşamış, bir hastalık yaşamış. Gerçekten geçirilen hastalık COVID-19 muydu değil miydi? Bunu saptamamıza yarıyor antikor testleri. Hocam COVID-19 için yapılan PCR testine yanlış negatif ne anlama geliyor? Yani bir kişi aslında virüsü taşıdığı halde, virüs o kişinin vücudunda o anda bulunduğu halde bizim PCR testimiz negatif sonuçlanırsa biz buna yalancı negatiflik diyoruz. Yani gerçekte o kişide virüs var ama test negatif çıktı. Biz buna yalancı negatiflik diyoruz. Sebebi? En önemli sebebi örnek alınma şekli. Yani doğru kişiden, bir kere doğru semptomları olan kişiden alınırsa, doğru zamanda alınacak. Bu ne demek? Semptomlar başlamadan 1-2 gün önce ve semptomlar başladıktan ortalama 1 hafta sonra PCR testi, burun sürüntüsü, boğaz sürüntüsü şeklinde alınan PCR testi pozitif çıkar. Çok erken ya da çok geç alındığında negatif çıkar ki bu yönde toplumun çok başvurusu oluyor kişilerin. Özellikle gençler mesela diyor ki 2 gün önce ben birlikte kahve içmiştim. Bugün öğrendim ki o arkadaşım pozitifmiş. Ben de test yaptırabilir miyim? Tabii gerçekten bilimsel çalışan ve doğru çalışan laboratuvarlar bu kişilere test yapmıyor. Çünkü virüs bulaştıktan hemen 1-2 gün sonra virüsü saptayamayız. En erken 5 gün sonra saptanır üst solunum yollarında virüs. Onun için biz şüpheli temastan 1 hafta sonra diyoruz. Hocam eğer COVID-19 hastalığım varsa veya olduğundan ciddi bir şekilde şüpheleniyorsam ancak testim negatif gelirse o zaman ne yapmalıyım? Doğruluğundan nasıl emin olacağım? Eğer bir kişi klinik olarak COVID şüpheli belirtileri taşıyorsa biliyorsunuz bazen tomografi veya akciğer filmi de çekiliyor. Hani akciğerde bir şey var mı diye. Veya bu şekilde bir film çekildi ve COVID şüpheli bir görüntüye rastlandıysa ama PCR testi negatif çıktıysa o zaman diyoruz ki 1 gün sonra PCR testi tekrarlanmalı. Yine yaptık, yine negatif ama kişi yüksek olasılıkla COVID bulguları taşıyorsa İşte o zaman antikor testleri işimize yarıyor gerçekten. Semptomlardan 1 hafta sonra, en erken 1 hafta sonra antikor testi yapıldığında antikorları da pozitif saptayabiliyoruz. Hocam diyelim ki COVID-19 olan birisiyle temasım var. Ne zaman test olmalıyım? Yani bunun cevabını verdiniz ama. Evet ama temas evet. Nasıl temas? Doğrusu başından beri bu çok paniğe sebep olan bir şey oldu. Şimdi şunu anladık biz yine çok bilimsel olarak hani bilinmeyen çok şey var hala bu hastalıkla ama çok net bilinen ve bilimsel verilerine
dayanarak söylediğimiz bir şey. Bu bir damlacık hastalığı. Damlacık hastalığı ne demek? Ortalama 1.8 metre uzağa çıkabiliyor bir kişiden saçılan damlacıklar. Bunun için biz bugün için şüpheli temaslı dediğimiz, yüksek riskli temaslı dediğimiz grup 1 metre kadar yakında en az 15 dakika COVID pozitif kişi maskesiz olmak koşuluyla yüz yüze bir temasınız varsa biz bunlara şüpheli temas diyoruz. Veya aile içi, yani aileden bir kişi pozitif çıktığı zaman, tabii ki ev içinde bu mesafeler korunamayacağı için ve evde de çoğunlukla maskesiz bulunduğumuz için, yani aile içinde bir pozitif kişi çıktığı zaman diğerleri de şüpheli COVID temaslısı olarak kabul ediliyor. Ve bu kişilerde pozitif kişiyle temastan en erken bir hafta sonra test yapmamız gerekir. Daha erken yaptığımız testler yalancı negatif sonuçlanacaktır. Kişi aslında virüsü taşıdığı halde teste çıkmadığı için kendisini negatif zannedip başkalarına bulaştırabilir. Onun için şüpheli temas, maskesiz, 1 metre kadar mesafe ve en az 15 dakika olarak tanımlandı son rehberlerde. Peki hocam, şüpheli varsaymış olduğumuz bir temastan bir hafta 10 günlük süre diliminde ne yapmalıyım? Bu dönemi nasıl geçireceğim? Bu süre içinde mutlaka şüpheli temaslı olan kişiler maske takmaya maksimum özen göstermeliler. Çünkü işte 3. 4. günden sonra virüsü kendilerinde henüz bir belirti başlamasa da virüsü saçabilirler. Asemptomatik dediğimiz grup bu grup. Ve asemptomatiklerin de %12 ila 45 değişik yayınlarda bildirilen virüsü bulaştırma, saçma riski var. Onun için mutlaka şüpheli teması olan kişiler maske takmaya ve mesafeyi diğer kişilerden minimum 1,5-2 metre korumaya dikkat etmeleri gerekir. Semptomlar başlarsa hemen örnek verecekler ama hiçbir semptom görülmezse bir hafta sonra, temastan bir hafta sonra örnek verecekler. Bu sürede maskelerini takacaklar mutlaka. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Rica ederim, kolaylıklar diliyorum.